Terör örgütü PKK sempatizanları bir kez daha Avrupa'da ortaya çıktı. İsviçre'de CHP'nin Cumhuriyet Bayramı etkinliğini basıp olay çıkardı. İsviçre polisi ise uzun süre müdahale etmeyip rezaleti izlemekle yetindi. CHP kürsüsünü işgal ettiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini ve örgüte ait paçavraları açtılar. Bizi bu güruhla baş başa bırakan CHP'nin bu tavrını kınıyoruz. CHP'nin İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhuriyet Bayramı etkinliği vardı. Salona bir anda PKK terör örgütü yandaşları girdi. Burayı işgal etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi, bütün desteklerimize rağmen CHP'nin AKP ile birlikte tezkerenin çıkmasındaki büyük rolünü size söylememiz gerekiyordu. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesi için yetki veren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla kabul edilmiş, tezkerenin süresi bir yıl daha uzatılmıştı. Terör örgütü yandaşlarının hedefinde evet oyu veren CHP vardı. Her fırsatta bizler Türkiye'nin demokratikleşmesi için adını örtmeye çalışırken, genel seçimde bağrımıza taş basıp oylar verirken, birçok yerde Türk halkının oylarıyla kazanılan belediyeler haram tutum olsun. 15 kişilik gruptan 3'ü kürsüye çıktı. Öcalan'ın posteri ve örgütün bez parçalarını açtı. CHP'nin içerisinde çalışan insanlar nasıl bu kadar sessiz kalıyor? İsviçre polisi her zaman olduğu gibi yine yanlıydı. Uzun süre yaşanan rezalete seyirci kaldılar. Tepkiler büyüyünce geç de olsa harekete geçip terör örgütü sempatizanlarını dışarı çıkardılar. Yaşanan olaya bugün CHP'den tepki geldi. Terör bizi korkutamaz. Şu toplantıda açılan pankartla orayı basmaya kalkanların kimler olduğunu yan yana getirdiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayanların neler yapmakta olduğunu görmelerini beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum.